Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmaları bitti. Burada görebildiğim, tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Bugün Hanife, yarın da inşallah bayramı göreceğiz. Kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Ailenizle, sevdiklerinizle, birlikte, beraberlikte güzel bir bayram günü, haftası geçirmenizi temenni ediyorum. Öncelikle ailemiz, sevdiklerimiz diyeceğiz. Oyunlar sonra, at yarışı her zaman var. Bu oyunlar fırsat bulursak, zaman bulursak, bütçemiz uygunsa, takıldığımız, keyif alarak oynadığımız, izlediğimiz, maç izler gibi izlediğimiz yarışlarımız olsun. Önce keyif alacağız, para kaybetmemeye çalışacağız. Bu oyunların amacı bu. Sonra denk gelirse bulmaya çalışacağız. Dün ne yaptık? Devirli İstanbul programında son ayağa kadar kupon getirdik. Geldik satış yarışta, satışa geldik. Göremedim gelen atı. Dişi Safkan yarış kazandı. Orada çok inandığım bir at vardı aslına bakarsanız. Satışa gelmiş kaliteli bir at. Tek önermiştim. O da gezintiye çıkmış satış yarışı. Öyle bir dolaştı geldi şöyle. Olmadı da kurguları orada bırakmış olduk. Ankara 10 koşulu güzel programı var. Yani dek getirmeye çalışalım diyorum her zaman için. Bütçelerimizi aşmadan. İnşallah da bayram harçlığının niyetinde bir ikramiye bulabiliriz, denk getirebiliriz. Birinci koşusu satış 3 Arapların. Dün İstanbul'da burada bıraktık. Tekrar başlıyoruz satış yarışına. Normalde 3 kazanır geçtiği bir grup. Geçtiği ata geçilirse 4'e geçilecektir. Sürprizi 2 olsun ama 3 tek olurluğu çok yüksek. Geçtiği bir grubu gene geçmesini bekliyorum. 3 altın ender. Rakip 4 olur arkadaşlar. Bertan Han. Yani sürprizi rakibi bence 4 olur. İkinci koşu şart 4-4 yukarı Araplarda. Burada Ahmet Çelik'e güvenerek 3'ü tek önermekteyim. Kırmızı başlı kızı. Sebebi 62 kilo 2400 metre şu anlama gelir. 20 çuval ne olsun? 50 kiloluk bir ağırlık olsun mesela. Ahmet Çelik bunu taşıyın diyeceksiniz. Taşımaz. 62'nin anlamı budur. 2400'de. 50 tane yem çuvalını hadi taşı diyeceksin. 2-3 tanesini taşır sonra bırakır. Yarışı bu şekilde gördüm. 2'nin eksik koşturulmasıyla 3 tek olur. Geçilmemesi gerekir. Beklentim o. Sürpriz koşuyu da 1 yapar. Apranti indirimli. Fırat Baba'dan sürpriz koşu gelebilir. Yani rakip 1. Tabi yazarsak AGF'dir. Diğer atlardan tercih edebilirsiniz. 3 çıkar bitirir vaziyette kalmış hala. Üçüncü koşu şart 2 dişi. Burada terbiyesizlik yapmazsa at kazanır. Ahmet Çelik kaybeder. 4 nolu safkanın geçilmemesi gerekiyor. Bende de tek çıkıyor. 4. Eksik koşturur ikinciliğe falan giderse yaptığı çoktur Ahmetçiliğin. 2 nolu safkan devreye girmeli. Arap yarışı, Arap dişi yarışı sevmem Arapların yarışlarını. Kolay kolay bulunması zor oluyor sürprizi. 1-3 gibi atlarda değerlendirilmeye alınabilir Arap yarışı dişi yarışı olduğundan dolayı. Normali 4 tek. Azat yani bir rakip yazayım derseniz de AGF doğru 2 nolu safkan olacaktır. Dördüncü koşu şart 4 3 yaşlı İngilizlerde. Buradaki olayı tekrar anlatmam gerekiyor. Bakın 4 ve 3 nolu safkanlar hatta 1 de öyle. Bunlar geldikleri yerler grup yarışları yani. Özellikle 4 nolu safkan. Bu tip atları grup yarışları erkenden sokup sakatlıyorlar. Kaliteli atlar bunlar. Sonra getiriyorlar kısa vade grup yarışlarından başarıyla çıkmış ama sıkıntı yaşamış atları şart 4'e yazıyorlar. Sonra biz bu atları görüyoruz. AGF favori tek oynuyoruz. Bu at sahibi fark etmiyor. Hepsi yapıyor. Kurtel de yapıyor. Mağdur ediyorlar. Yani göstere göstere şu AGF'leri yazık ediyorlar bize. 4 resne 3 nolu safkan da buna benzer bir safkan durumunda. Grup 3 şart 2 yarış kazanamıyor. Hazır değilse niye sokuyorsunuz yarışları? Örneğin. Madem atınız sıkıntılı. Düş meydana meydan kazanamayacaksın ama
getirip yazıyorlar bakın. O kadar berbatlar. Sevmiyorum. Hoş bir şey değil yaptıkları. Hatta terbiyesizlik. Bir nolu Safkan. Gene de ben de favori olsun. Bunun kazanması gerekir. 2'yi geçmesi gerekir. 2 de gitti. Şart 3'ü kazandı. Maiden kazanamayan at. Şart 3'ü kazandı. Burada AGP. Bir, bu da grup 2'den geliyor. Yani onun geldiği yer de iyi yer. O koşar durumda. Bir. Tabii şu an için bir şey yoksa. O yüzden bir tek olmalı. Yoksa 2, 4, 3 bunları tabii ki yazamayız. Ama şu olayı da bilin yani. Bu olaylara dikkat edin. Şart 4'te en yüksek handikaplı atlara dikkat edin. Genelde arızalı atlardır. Getirirler bilerek isteyerek yazarlar. Bizleri mağdur ederler. Ne derseniz deyin. Sahiplerini de tanımıyorum. Ama gördüğünüz bir şey. 5. koşu Maiden'in altılı başlangıcı. Başka yarış bulamamış bizim TCK kurguda altılıyı Maiden'a başlatıyor. Zorluk sebebi 3 yaşlı olmaları. Yani 3 yaşına kadar gelmiş Maiden çıkamayan sapkanlar. Kimisi de yukarıdaki bir gibi paraya koşmuş. 480 bin kazanç sağlamış. Tanımıyorum az sahibini ama Mevlana gibi döndürüyor atını. Koymuş aprantiyi. Yürü oğlum veriyor talimatı. Gir ya da girme. Çıkarlar mı? Artık bir yerden sonra mecbur çıkartmaya çalışıyorlar. Bu kez de çıkamıyorlar. Öyle bir durumları var. At bulundurmakta fayda var. Bu gruplar böyledir. Sürpriz açıktır her zaman için. Tabii gördüğümüz bir şey daha var. Yani kim kazanır burayı? İyi koşmasını beklediğim, hatta aslında kazanmasını beklediğim safkan grubun kaliteli atlarından biri. 3 nolu safkan. Hem Plase sürpriz sahnesinde hem Gökhan boşa binmez. Geçen Vedat Abiş Ganyanlı geldi. Enteresan Ganyanlı atla geldi. Gökhan böyle büyük jokeyler böyle tip atlara bindiklerinde dikkat almak lazım. 3. İkili bağlanır. İyi koşmasını bekliyorum. Kazanmasını bekliyorum. 1, 5, 7. Aşağıda 2 var. Dikkat edin 2'ye. Bunlar hep sürpriz potansiyeli. 5 AGF zaten. 1 dediğim gibi canları isterse artık talimatlı koştuğunu net olarak biliyoruz. 7 gene iyi koşmasını beklediğim atlar. Yeriniz varsa diğer atlardan tercih edebilirsiniz. 8, 6, 4'te biraz AGF var. Ben tutmasam da gelmemezlik yapmazlar ben tutmuyorum diye. Yeriniz varsa işaretleyebilirsiniz. Zor bir tek. Kimi tek atalım ilk ayaktan? Çok zor bir tek ama 3 biraz göz kırpıyor. Bilginiz olsun. 6. koşu kısa vade 6. 4 yaşlı Araplarda 1 nolu karizmatik. Bu hani özel tekiniz yoksa burada biri mutlaka yazın. Yarışın en şanslı safkanı bu olur. Karizmatik olur. Onun kazanmasını bekliyorum. 7 sürpriz ama AGP çıkar bu at. 7 artık 2, 3, 6, 2 Bahadır burada. Grubun kaliteli atlarından. Şartın kilosunda. İstanbul'dan geliyor. Takılmazsa Ankara'ya, rakıma takılmazsa 2 de çok etkili olur. 3, 6 at gruplarda güzel yarışlar kazandı. Burada artık kendini gösterecek. Ne kadar götürecek bilemiyorum ama tabii ki yazılır. Ve diğer atlar 4, 5 kum atları görünümündeler. Şarttan dolayı pist biraz ağır, değişmeyecek gördüğüm kadarıyla. 4-5 dahi şarttan dolayı işaretlenebilir. Az da olsa şansları var. 1. Buranın esprisi 1 nolu karizmatik bu atın kurgularda bence bulunması gerekiyor. Aslında ikinci atın da hani kim ikinci atın Bahadır derim. Atabeyli değil 2 nolu saklan. Yeter ki Ankara'dan pistten etkilenmesin. 7. koşu kısa vade 22 handikap 1 4 yukarı Arap mesafe kısa bul bulabilirsen. Böyle zor bir koşu handikap 22 handikap 1'ler ayarlı koşarlar. Birincisi o. Yani tabelaya koşacak çok at var bu grupta. Birinciliğe kim gidiyor bu mesafelerde? Hani kilo veren safkan bir tane tanışık. İyi koşan safkan 4 alda gör. Bakın ikisi de kaliteli. Grubun en kaliteli atları. Birinin kazanmasını bekliyorum. 4-6-6-4. 6 kazanırsa sürpriz. Bizim işimize gelir. 4 kazanırsa da favori. 6'nın 4'ü geçme potansiyeli de yüksek. O yüzden favori yaptım ki
Ben birlikte düşünmekte fayda var diyorum, ayırmayın derim. Yarış kum olsaydı 5. Biraz yarış, iyi yarışlar görseydi 7. Hopa Şahı. Hani 1-2 üst grup atları. 8 bu grubun atı değil. Normalde bakın 8 dolu safkan kazanç atıdır handikap 22'lerde. 8 mesafe 2300'de kazanırdı. 1300'de zorlanıyorlar. Hem yaştan hem mesafeden dolayı iyi atlar var. Abileri yanında, ablaları yanında zorlanıyor. 8, 3 buranın gene grup atı. Bunlar hani gördüğümüz atlar ve diğer atlar grubuna giriyorlar. 7 dahil diğer atlardan varsa inandığınız, gördüğünüz, tuttuğunuz işaretleyebilirsiniz. Bir yerden sonra burada her şey kopar, çığırından çıkar. Olması gereken 4-6-6-4. Bu iki atın yeterli olmalı, olması. Bunlardan birinin kazanması, olması gereken bu. Ama şart tehlikeli dediğim için de yani diğer atlara da tabii ki şans verebiliriz. Herhangi bir at, diğer atlardan hepsinde yaz, ben söylemek istemiyorum ama hangisini çıkarsanız o gelir vaziyete geliyor diğer at grup. En ağır kilolu atı mesela Şahin Mahmut. Mesela bu şartların eğer hafif kilolu at yok ise en çok kazanan atları oldular. Hafif kiloda handikap 22'de işte Tanışık, Aldagör olmayacaksa 1 oluyor örneğin. Şartın gereği. Buna da bir işaret yapayım, aklımdayken kaçmasın. Üçüncü atınızda bir numara saklan olsun. Buradaki sıkıntı kazanç atının çok zayıf kalması. 8. koşu kısa vade 7. Burada bir nolu safkan var ama KV7'lerde bu tip atlar gitmiyorlar arkadaşlar birinciliğe. Sıkıntı bu. Tek atacak arkadaşlara dikkat edin derim. Hani itiraz etmeyeceğim. Tek tektir her zaman için. Bir atı tek tutuyorsanız bize bakmayın. Hani yorumcu arkadaşlarımız da için aynı şeyi söyleyeyim. Hani kendiniz tek tutuyorsanız atın o teki. Biz sizi çevirmeyelim, döndürmeyelim. Ama bildiğimiz şeyler var. KV7'de bu tip AGP'ler gelmemezlik yapıyor. O yüzden 3'e gittim. 3'ün burada iyi koşmasını bekliyorum. Bot Setrak. KV7'nin kazanç atı durumunda geçen seneden de kazanıp geliyor bu at. 4 rakip sürpriz. Bir gene AGF yazılacak tabii ki. Diğer atları direkt önermeyeceğim şu an için. 2-6-5. Yani buranın bence esprisi de 3 Bolt Setrak bu atın kazanması gerekiyor. 4'ü geçecektir, 1'i geçecektir tabii. 9. koşu handikap 21, handikap 1, 6 tek olur nokta diyecektim. Birin teki 6 İhsan Bugay'ydı. Yarıştan çıktı. Umarım başına bir iş gelmemiştir. Yani sıkıntısı vardır herhalde, o yüzden çıkmıştır. Şimdi bu at yarıştan çıkınca ortalık fena halde karıştı biraz. Yukarıda bahsettiğim şartın olayının aynısı burası için de geçerli. Grubun en ağır kilolu atı, mesafe kısa, bir nolu Gel Ogli. Altı geçtiydi onu, burada geçecekti. Bu kez geçecek at bulmakta zorlandım bir nolu safkanı. Gene de 7 nolu safkanı. Grubu da %3'te sonuncu at. Arkadaşlar bu at sonuncu at değil. Yani bu grupta 7 %3'e koşmaz. Bu grupta 5 Umut Bey %5'e koşmaz. Bunlar kazanarak girecek, yarışa gidecek atlar. 7-5. Kazandıklarında kimseyi bırakmıyorlar. Bu grubun grup atı, KV atı dediğimiz atı 2 Oğlumsun. Bu da birinciliğe gitmiyor. İkincilikte kalıyor. Sıkıntı bu. İşte bir gidiyor. Bir kimse yoksa kazanıyor. O yüzden 7-5-1 sıralamam bu şekilde. 4, 2, 8, pencere 3. Bu atlardan dahi tercih edebilirsiniz. Yarışın zorluğunu önerdiğim atlardan da görebiliyorsunuz. Bakın. Sonuncu atlar, birinci, ikinci at çıkıyor bende. Biri geçecekler öncelik. Ağır kilo, aprantili, Gel Oğlum'u geçmeleri gerekiyor. 7 ve 5'in. Sonra diğer atlar. 10. ve son koşu. Maiden'ı 5 nolu safkan Müslüm Çelik'le burayı kazanması gerekir artık.
Ya bir zahmet çıkarttın. Pek dönecek bir safkana da benzemiyor bu safkan. İki tane ikinciliği var, kazancı da var. Geçtiği atlar çoğunlukla burada. Takılırsa 6'ya takılacak. 6'yı da yazdığımız zaman ne kurgu kalıyor ne buraya kupon getirebiliyoruz. 6'nın şansı var. Ama direkt önermeyeceğim. Sürpriz atımız 6. 4'ü geçiyor 5 nolu safkan. Hani 5 eksik koşarsa 4 yerine geçecektir. Ganyanlı gelecek sürpriz atımız da 6 olarak duruyor. Bunlardan sonrası artık tamamen size bağlı. Varsa gördüğünüz, tuttuğunuz, duyduğunuz diyeceğim, bırakacağım. Son ayak 5'i günün teki olarak önermekteyim. Umarım yanıltmaz. Ankara görebildiğim şartlar, atlar genel anlamda böyleydi. Kurgusu zor. Kazancı yüksek olur. Kurguyu denk getirebilirsek. Bütçenizi bozmadan hani az atla geçebilir şansınızı deneyebilirsiniz. Denk getirmeye çalışın. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Tekrar iyi bayramlar diliyorum.